Ben başka bir konuya geçeceğim. Başka bir konuya geçeceğim. Ben çok kızıyorum biliyor musun? Sizin haberiniz yok ama. Ne konuda? Ben bir video hazırladım. Neyle ilgili? Sizle ilgili. Bir videoda açıklamanız var. Kerimcan'la mı ilgili? Evet. Tamam. Onu sosyal medyamda paylaştım. İzleyelim. Burada bakalım, da anlatırım anlatacağım. Bakalım o video ne anlatıyor? Şimdi sonra da üzerine konuşalım. Tamam, üzerine. Bir yayınlayalım konuşalım. Onu. Tamam. Ben Seyha Soylu. Herkese iyi geceler. Birkaç saattir arkadaşlarımdan devamlı olarak telefon almaktayım ve mesajlar atmaktalar. Konu tabii ki sosyal medyadaki Kerimcan'la ilgili. Özellikle Kerimcan, bu videoyu senin dinlemeni istiyorum. Çok iyi izle. Geçmişte ben dahi herkesin hataları olmuş olabilir. Topluma göre marjinal olabiliriz. Farklı fikirlerde olabiliriz. Toplumun bazı kesimlerin tasvip etmediği insanlar olabiliriz. Ama biz mücadele ederek toplum tarafından saygı uyandırmak zorundayız. Kimliğini taşıdığımız kişilerin bir adım önünde hareket ediyorsak, onlara rol model olmak istiyorsak, toplum nezdinde saygı uyandırıp ve topluma bilinçlenmeleri için kendi kimliğimizle ilgili örnek olacak davranışlar sergilemek zorunda olduğumuzu unutmamanı. Ayrıca şunu da unutmaman gerekir ki, uçağa binerken mevcut olan kıyafetinle uçakta mastürbasyon yapan halin iki fotoğrafta aynı. Dostlarım beni aradığında ben bunun şaka olduğunu düşündüm. Böyle bir şey yapmam, aynı cinsiyetteki kişileri töhmet altında bırakmam ve toplum tarafından önyargılara değil, önyargıdan bir öteye toplum tarafından o insanlara eziyet, hakaret veyahut da tartaklanabilir. Ama bunlar senin umurunda değilse, o zaman misyonu temsil ettiğin insanlardan bir adım öteye gidiyorsun. Bu da ne demek? Şöyle bir şey demek. Yani eşcinsellik aslında bir tercihtir. Marjinal davranmak da insanın kendi arzulamış olduğu yaşam biçimidir. Ama eşcinsellikten öteye topluma ahlaki mugayir olacak hareketler yaparsan ve ufak çocukların dahi girebileceği bir sosyal medyada mastürbasyon yaparken o pozisyonda videoları yayınlarsan, bu eşcinsellik değil, şey değildir. Ki şimdi avukatına bunu ver, de ki Seyhan Soylu beni bu şekilde eleştirdi diye. Eğer ki senin bu yapmış olduğundan dolayı herhangi bir travesti, transseksüel veya gay kardeşlerimizle herhangi bir tartaklama, hakaret veyahut da aynı seninle aynı bilinçte olduklarını düşünecek olan zihniyetin yapacağı bir fevri hareketten bizzat sen sorumlusun. Seni yarın sen gitmeden ben savcılığa gidiyorum, seni şikayet ediyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Şimdi Kerimcan Durmaz. Bir küçük açıklama yapayım. Lütfen. Kerimcan Durmaz'ın paylaştığı, sosyal medya hesabının paylaştığı şey iğrenç bir görüntü. Türk toplumunun ne örfüne uyar, ne ananesine uyar, ne de ahlakına uyar. Buyurun. Şimdi bak, insanlar gençliğinde hatalar yaparlar. Tamam. Kerimcan'ın yaşında biz de hatalar yaptık. Biz de masum değiliz yani. Ardıma baktığımda bir sürü şeyden utanıyorum bugün. Bu ama bu tür bir hata yapmış mıydı? Ya, şimdi bak, çok iyi dinle Savaş. Burada hata suç da değil. Toplumda infial yaratmaya gelecek. Şimdi bir sürü hata yaptın. Tüh diyorum, yazıklar olsun. Bunu nasıl yaptın diyorum bugün bu kafayla filan. Şimdi o tür hatalar mesela yapmış olduğumuz hatalara bugün tüh yapıyoruz. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum ben. Anlatabildim mi? Ama yazıklar olsun diyorum. Sen de bunu nasıl yaptın dediğim o kadar hata var ki. Yani cozuttuklarımız da var. Ama o cozuttuklarımız belirli bir kesme, atıyorum gece kulübündedir, bilmem nededir, ıvırdadır, zıvırdadır. Zaten oraya gelen yaş sınırlaması bellidir o kişilerin. Şu hareketi değil tabii. Organını göstererek değil. Dans eder, marjinal dans eder, ıvır olur, zıvır olur. Hepsini anlayışla karşılarım, ekmeğini kazansın diye. Onun o marjinal kimliğinden istifade edip fantaziler yapmak isteyen insanların da olduğunu kabullenebilirim. Derim ki cinsellik bir yaşam tercihidir. Bu çocuk da cinselliğini kullanarak bunu
olayı buralara getirmiş ve bunu da sömürüyor derim. Falan her bir kötü bir şeyine iyi bir yerden bakmak isterim. Bu ne ya? Şu arkaya verseniz arkadaşlar lütfen. Veremeyiz o görüntüleri. Hayır, görüntüyü verir ister miyim zaten ya? Görüntüleri veremeyiz. Ne yapacağım onun görüntüsü? Yani arkadaşlar şu arkaya bak. Evet. Şimdi bu. Bir kere uçağa binerken kıyafeti aynı kıyafet. Yani belli ki bu kıyafetle sen uçağa biniyorsun. Ben bu çocuğun marjinal yaşantısı beni alakadar etmez. Herkesin, benim de, senin de, atıyorum belki senin de cinsel hayatında sapkınlıklar olabilir. Kameraman kardeşimin de, içerideki rejidekin de. Onlar namahrem olan yerlerde her türlü takıntılarını insanlar yapmış olsa da cinsel anlamda o kendilerini bağlar ve tercihler insanların toplum tarafından saklaması gereken şeyler değildir. Ama bununki tercihler değil. Bununki resmen sapıklığa giriyor. Sapkınlık yani, sapkınlık. Yok canım, sapıklık. Sapkınlık bir takıntıdır. Ve bunlar, bana göre bunlar uyuşturucu içerek o kafada yapılmış bir şey. Yani bunun alınıp kan testine de acilen gitmesi lazım. Yani şunu diyorsunuz. Bak, yapmış olduğu Kerim şey. Kerimcan Durmaz savaş. Mutlaka kontrol bak, edilmeli. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu, Allah daha çok verse, atıyorum ayda 300-500 milyar değil 1 trilyon da kazanıyor. 10 trilyon kazansın bol bol. Ve bununla ilgili Erol Köse bazen buna saldırıyordu. Ben de Erol Köse ile bu konuda kavgalar ediyordum. Yapma, çocuk hatalar yapıyor. O da olgunlaşacak. Senin de hatan sana göre, benim de hatalarım bana göre, farklı hatalar yapabiliriz. Ama bu ardında durulacak bir şey değil. Yani ona, sana yüzük almazsam o bilmem ne diyen kadınlar var ya, bilmem ne olayım diye o nokta nokta olayım diyen kadın. Evet. Şimdi ardında nasıl duracak o? Tek taşı neresine sokacaklar? Böyle bir şey var mı? Yani bunlar saygısızca. Ben niye buna bu kadar kızıyorum biliyor musun yapmış olduğunu? Bak, Ramazan'ın arifesindeyiz. Tamam mı Savaş? Ve bir sürü sokaklarda herkes, insanlar Kerimcan gibi üçüncü cinsiyetteki insanları çok paralı zannediyorlar. Ve onları rahat içerisinde yaşadıkları. Onlar analarından, babalarından, kardeşlerinden, komşularından, hasretlerinden, toplum tarafında izole edildikten sonra tekrar yaşama adapte olsun diye bu arkadaşlarımız canla başla mücadele ediyorlar. Bakıyorlar ki hayatın içerisinde tutunamıyorlar. Bazıları bedenini satmak zorunda kalıyor. Çok doğru bir şey değil. Ve birçok, yani sana hiç, yani şimdi öyle bir duyguyu yaşamadığın aslında, için aslında hayat, dramatik bir şey. Keşke toplumumuzda işlerinde o kadar eğitimli, kültürlü insanlar var ki, keşke toplum tarafından onlara iş verilsin, güç verilsin. O insanlar çalışsa, o hayata mecbur kalmasalar. Bak işte bir sürü cinayetler oluyor. Cinayetlerin sebepleri ne biliyor musun? Bunun gibi aradan sıyrılan tipler var. Bunlar toplum tarafından tahrikkar oluyor. Daha önce dayağı da yedi. Onda da arkasında oldum. E şimdi benim elime düşse ben bunu döverim. Benim elime düşse ben döverim şimdi bunu. Savcılığa gidecek misiniz? Ben bu konuyla ilgili kesinlikle savcılığa gideceğim. Ben bunun eşcinsel olduğunu düşünmüyorum. Eşcinsellik bir tercihtir. Bunun yaptığı iyi nokta nokta noktadır. Herkes anladı ne demek istediğimi. Bunun yaptığı eşcinsellik değil. Bu eşcinsellik bir tercih meselesidir. Herkesin kendi cinsel hayatı kendisine alakadar eder. Ama bu şerefsiz, kusura buyurun, bakmayın ama buyurun, aynen böyle. Bu kadar buyurun. Net söylüyorum. Bak bir şey söyleyeceğim Savaş. Şu yapmış olduğunla bir sürü travesti, bir sürü gay, bir sürü üçüncü cinsiyette olanlar veyahut da ufak çocuklar vesaire bu tür sapkınlıklara sebep olabilir. Yani bunun yapmış olduğu küçük çekmecedeki, bu kadar net altında çiziyorum he, küçük çekmecedeki o yabancı uyruklu kişinin tecavüzüne eşdeğerdir. Daha da tehlikeli. Toplumda bir sürü insan orada, çoluk çocuk onu izliyor. Böyle çok, bir şey yapmaya hakkı yok. Çok enteresan. Bak, marjinal kıyafet var. Giyebilir. İşte şortlu olabilir, bilmem ne olabilir vesaire. Girmesin, bakmasın denir. Ama o görüntüler, bir de insanlar o görüntüleri ne yapmışlar biliyor musun? Sosyal medyada o işi yaparken bir de yayınlayan binlerce insan var. Elbette.
Onlar da sapık. Yayılmaz. Yani onlar da küçük çekmece sapkını gibi, sapığı gibi. Bu kadar net söylüyorum. Yalnız, yani. Ben avukatlarıma bugün talimat verdim. Yarın avukatlarımın şehir dışında işi vardı. Önemli bir dava almışlardı. Onunla ilgili yarın gidiyorum, suç duyurusunda bulunuyorum ve bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde tedbir alınması için de elimden geleni yapacağım. Böyle bir şey yok. Zaten hakkında suç duyurusu bulundu bir avukat. Bursalı tarafından. Avukat grubu. Evet. Alınlarından öpüyorum onları. Böyle bir şey yani toplumda Hakan, bakın. Hakan tam. Savaş bak bir şey söyleyeceğim ben. Vallahi evet, kafam gitti tam geldi. Üç, evet. Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi sokakta bunun yüzünden bir tane travesti veya transseksüel veya gay dayak yesin bir AVM'lerde saldırıya çalışan. Saldırıya uğrasın diyorsun. Saldırıya uğrasa ben bunu elime geçirip yerlerde sürüklemezsem şerefsizim. Bu kadar net söylüyorum. Olmaz beş böyle. 5 ayrı şey. Suçtan hapis isteniyormuş. Elin garipleri bu kadar net söylüyorum. Elin garipleri bunun yapmış olduğu rezaletin bedelini asla. Bu bir şımarıklık mı? Ne mi? Bu dejenerasyon ya. Egonun tavana vurması mı? Yani para, bak, şöhret vesaire bunlar olabilir, tamam mı? İnsan ego ve kibir de yapabilir. Zaman zaman herkes bulaşmış olabilir bu sanat camiası. Bunların yaptığı artık yani bir sürü gay, bir tane de şey var. Neydi onun adı? Allah'ım yarabbim çok da ayıp olacak çocuğun adını söyleyemiyorum. Sevimli ya. Neydi arkadaşlar Murat var ya? Murat mı? Murat? Avuç. Övünç. Mesela Burak Övünç. Tansiyonum çıktığından Burak yoksa ismini unutmam. Pırlanta gibi bir karakter. O bana göre Murat Övünç sosyal medyada üçüncü cinsiyetin yaşamış olduğu bir kimliğin en hassasiyetini, duygusallığını, hayırlı işler yapmasına, dini olarak dinine bağlı, ahlaklı ama özel hayatın beni alakadar eder diyen. Ağzı çok iyi laf yapıyorsunuz. Çok da düzgün, çok da yürekli. 500 tane bu itten eder o. Lütfen öyle laflar söylemeyin. Ne diyeyim? Havha mı diyeyim? Başka bir şey söyleyebilirsiniz. Bu kadar basit. Evet. Bu ahlaksız bunlar ya. Bunlar evet. Gerçekten ahlaksız. Peki. Ya. Kerimcan yani, Durmaz'ın tabii söz hakkı var. Niye ben vardı. Murat Övün... İsterse bağlansın da konuşsun. İsterse bağlansın da yapayım bakayım onu ne yapıyorum. Ahlaksız ya böyle bir şey yok. Peki. Şimdi o tek taşı... O biraz önce Murat Övünç'le ilgili söyledim. Ne kadar güzel. Pırıl pırıl hareket ediyor. Evet. Ya toplum tarafından kendimizi saygınlık uyandırmak varken, ahlaklı davranmak varken niye insanlar bunun gibi şerefsizlerin yüzünden... O üçüncü cinsiyetteki insanlara karşı... Rütük açısından gene sakıncalı laflar söylüyorsunuz. Söylemiyorum. Şereften yoksun diyeyim o zaman. Evet lütfen. Ve bu insanların yüzünden insanlar ne yapıyor? Gidiyor ve sorgulanıyor. Dayak yiyor. Bıçaklanıyor. Yok böyle bir şey. Sevgili izleyicilerim. Sevgili kardeşlerim. Allah rızası için. Üçüncü cinsiyetteki insanlar... Bu tarz mahlukatlar değildir. Vallahi de değildir, billahi de değildir. Hepsi naiftir. Bunlar kendi kurallarını, kendi ahlaki aile kurallarını, toplumsal sorumluluklarını unutmuş, uyuşturucu müptelalarından, kendi etrafında dejenere tiplerden, işte bir tane tek taş almazsa o onu kisvesi altındaki tele kızlardan, ibaret olan bir hayat sürmekteler. Yoksa emin olun onlar hepsi toplumda yer almak için mücadele eden yürekleri pırıl pırıl kardeşlerim. Bu kadar da ne söylüyorum. Lafımı kimse... Yarın da bunun hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Yalnızca öyle tutuklansın falan da değil he. Bunun eşcinsel olmadığının raporunu istiyorum. Bu eşcinsel olamaz. Eşcinsellikle iyi nokta noktalık başka bir şey. Peki. Ben raporunu istiyorum bunu.